Zaten böyle bir beklenti vardı. İzmir'de sözde casusluk davasından 10 tutuklu kalmıştı. 5'i asker. Bunlar dün tahliye edildiler. Kaldı ki 2 ay önce de tahliyeleriyle ilgili savcının talebi vardı ama savcı ertesi gün görevden alındı. Dün aralarında çok sevdiğim kardeşlerim Engin Çırakoğlu, Onur Sören'in de tahliyelerinden hemen sonra cezaevinin kapısından telefonla aradılar. Hem size hem izleyicilerimize selam ve saygılar iletti. Tabii yani çok acıklı bir şey var. Tahliyelerine sevinemiyoruz. Sevinemiyoruz yani. Tabii ki insan olarak tahliyelerini seviyoruz da hani bir çok tuhaf bir şey olduğu için Türkiye'de onlar da niye tahliye olduğunu bilmiyor. Türkiye de bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Yani Türkiye'deki bir kumpas, el altından bir şey henüz hiçbir şeyiyle açığa çıkmadı. Hala bir karambolun içinde olduğumuz için. Yani Luna Park'taki şeyler gibi, kurşun askerler gibi gir içeri çık dışarı. Yani tuhaf, yani bir oyuncak bir yerdeyiz. Ve çıkanların hepsi kendi içinde rahat değil. Yani askeriye dolu, öbürü dolu. İşte ne olacak, nedir bu? Henüz anlaşılmış da değil. O yüzden çok dört dörtlük bir rahat bir nefes alındığını şey yapmıyorum. Kaldı ki... Bu işin içinden bir hani eski Anadolu'da bir laf vardı. Ekmelettin Bey, Taat Yol onlar da Yozgatlıymış. Cemil Çekli Yozgatlıymış. Anadolu'da bir laf vardır. Bu işin altından Çapanoğlu çıkar diye. Bu işin de altından Çapanoğlu çıktı. İşte Ekmelettin bir Çapanoğlu geldi. Çapanoğlu derken yani bu işin de altından bir Çapanoğlu yani her işe bulaşan, karışan bir şey var. Tuhaf bir şey. Gözümüzde şahit olduk yani. Böyle bir şey. Ben siyaset olarak, insan olarak evet acı çekiyoruz, yoksuluz, açız. Olacak, oluyor da tabii böyle 5 kuruşsuz, yani ayıptır özür dilerim ama yani 5 kuruşsuz kalmanın dayanır tarafı yoktur. Ve bunların kabadayıyla yapılmaz yani. Açlığın kabadayıyla yapılmaz. Bunları yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Yani her insan 3 kere hayatında, 3 kere, 4 kere, 5 kere açlık olarak, yoksul olarak dibe vurmalı abi. Yani başka türlü gitmiyor. Vurmalı abi. Yani bu çok istediğimiz, beklediğimiz bir şey değil. İşten kovarsa kovsunlar, milletvekilini atarsa atsınlar. Yani birileri denesin. İnsanlar zor zamanda konuşur. Zor zamanda konuşmadıktan sonra. Ya baktın zor zamanda konuşanı yok ya. Bu ülkenin zor zamanda konuşanı yok. Yani insanlar biri höt diyor, hepsi susuyor. İşte Tayyip gibi, işte Kemal Bey de höt dedi, hepiniz sustunuz ya. Yakışmaz ya. Ya buradan gidilecek bir yer yoktur. Ve ben arkadaşlara yani bu balbaylara benim laf edebileceğim, eleştirebileceğim söz konusu olabilir miydi yani? Onlara saygım var, 6 yıl içeride yatmış bir insana ben ne diyebilirim? Ama alttan alta fokur fokur kaynıyor Cumhuriyet Gazetesi. Bunlarda bir eleştiri göremiyorsun. Tuhaf tuhaf insanlar tuhaf tuhaf destek veriyorlar. Bir şeyi anlaştınız, anlaştınız. Millete söyleyin kardeşim ya. Ben siz siyasi özellikten yanasınız diye düşman değilim size. Bunu söyleyin ya. Evet, en azından millet bilsin. Sorun açık olun ya. Herkes tarafını şeyini bilsin. İşçi Partisi söylüyor. Sen de söyle. İşçi Partisi diyor benim çözümüm bu. Sen de söyle çözümünü söyle. Ne yani? Niye böyle el altından bu %25'lik kitleyi bir imha etme, ilga etme, gırtlağını sıkma? Neyse çok da bağırıp çağırıp evet. Biraz.